Abi görücü usulü dedim be. Önceden olan bir şeyler abi, şimdi çok yok ya. Görücü usulü şey ya, Rus ruleti gibi bir şey. O yani tutarsa tutar da. Tabii ben İzmirliyim, bir de böyle flörte severim, açığım. Hatta beraber yaşayarak gerekirse. Flört edip sevgili olmak. Eskide kaldı, 1970'te kaldı onlar. Evlenmeden önce zina. Şu an modern bir ülkede yaşıyoruz bana göre. Benim fikrim. Bunlar gayet normal şeyler bence. Ama öyle değildim mi? Öyle değilmiş abi. Ben de öğrenmiş oldum. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İsimler ne? Koray abi. Alper. Onur. Buğra. Ömer. Can ben. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum ben. Mühendisim Teknokent'te. ODTÜ'de Bilkent mezunuyum. Mühendisim. 40 yıllık bekarım. Tam adamını bulduk. Vallahi mı? Konu da evlilik. Konu eyvah. Ben negatif reklam yapmıyorum şimdi. Evlilik güzel şeydir. Şimdi sana evlilikle alakalı bir soru soracağım. Tabii ki. Sence görücü usulü evlilik mi yoksa flört ederek sevgili olarak yapılan evlilikler? Bence tabii sevgili olarak yapılan evlilikler. Ama hani bunun tam tersi uzun süren görücü usulü olan evlilikleri çok görüyoruz yani. Benim annem babam da öyle evlendi. Bazen okuyoruz işte istatistiksel olarak bu evlilikler daha uzun ömürlü oluyor falan. Ama tabii benim yine şahsi görüşüm flört üstüne olan evlilikler. Sence görücü usulüyle mi evlenmek yoksa flört edip sevgili olarak mı evlenmek? Abi şimdi her türlü tanıdığın insanla evlenmek daha güzel. Şimdi görücü usulü evlenip de tanımadığın bir insandan sonradan ayrılıp da ne kendini üzmeye ne karşındakini üzmeye hakkın var abi. Yani bence birbirini tanıyarak sevmek, sevdikten sonra bir yola girmek, onunla çocuk yapmak en iyisi abi. Görücü usulü şey ya, Rus ruleti gibi bir şey. O yani tutarsa tutar da tabii ben İzmirliyim, bir de böyle flörte severim, açığım. Tabii yani tanıyarak böyle evlenmek, arkadaş olarak. Hatta beraber yaşayarak gerekirse. Aileler izin veriyorsa, yiyorsa falan. Flört edip sevgili olmak. Eskide kaldı, 1970'te kaldı onlar. Görücü usulü. Aynen. Bir de öyle şey olmuyor, mutluluk olmuyor öyle olunca. Flört abi ya, görücü usulü kimin ne olduğunu bilmiyorum. En azından önceden bir tanırım ya flört ederek. Bence de flört, ben de aynısını diyecektim. Nasıl bir artısı olduğunu düşünüyorsun flört ederek evlenmenin? Yani şimdi hani evlilik arkadaşlık gibi, hani bu artık evlenince kadın erkek ilişkisi ötesine geçiyor ya. Sınıf arkadaşınızla nasıl eski dostlarınızla böyle tanışarak işte kimle arkadaş olacağını seçiyorsunuz. Bence aynı şey olarak bakmak lazım. Neden flört ederek evlenme? Ya abi en azından tanırım ederim nasıl biriymiş kişiliği. İşte bana kafama uyuyor mu falan fistan. Ya neden peki? Şimdi diğer görücü usulü evliliklerin işte farklı bir romantik durumu oluyor bence aslında ama. Otantik bir ya. Tabii. Yine de bu çağda ben hani anlaşarak evlenmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi insanların seçeneği çok, konuştuğu insan sayısı çok. Yani böyle diğeri biraz daha böyle rastgele olup da oluyor falan. Yani belki hani bu şansı bu çağda yaşayabiliyoruz diye bence böyle yaşamalıyız. Hani öncekiler daha uzun süreli olsa bile bence böyle olmalı. Flörtle zaman geçiriyorsun, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Sonra birbirini tanıyorsun, mutlu oluyorsun. Kesin evlilik oluyor mu? Kesin evlilik olmuyor. İşte o şeyine göre değişiyor, kızdan kıza değişiyor. Kesin evlilik olmuyor ama. Nasıl oluyor görücü usulü sence? Görücü usulü benim bildiğim abi işte aileler tanışıyor genel olarak. Ondan sonra işte benim oğlum bekar, o kafada diyebiliyorum ben. Görmeden birbirlerini alıp evlendiriyorlar. Aynen ya, yine illa önceden tanışıyorlar hani şey oluyordur. Hani siz bir konuşun, kafanız uyuşursa tanışırsınız ama bir gün değişti. O biraz aile baskısı gibi geliyor bence. Yani benim düşündüğüme göre. Görücü usulü evlilik deyince ne canlanıyor aklınızda? Benim kültürüme ters de şöyle bir şey görüyorum. Ben görücü usulü evlenen arkadaşlarım hani o kültürde büyüdüğü için onlarda da çok iyi oluyor. Hani bazı referans olunca tutanda da çok çok iyi tutuyor. Benim o arkadaşlarım böyle kültürde yetişmişler. İki tarafta aileler de birbirini tanıyor. Böyle daha çaba, özveriyle bir de tutarsa enerjiler, şeyler, karakterler. Karşılıklı anlayışta öyle çok iyi tutanda gördüm. %90'ı belki bence tutmuyor. Bana ters ama işte benim babamlar da diyor işte yok arkadaşımın kızı var, işte bizim aileler çok yakın. Aile terbiyelerimiz yakın. Ben diyorum baba ben mantığa gelmem. Ben böyle şey kendim bulayım diyorum ama 40 yıl oldu. Benim aklıma şu geliyor. Hadi gel gidelim. Nereye? Kızın nikah salonu. Nikah salonu. Görücü usulü. Benim aklıma direkt bu geliyor. Görücü usulü abi daha çok tipten yana bence karakter daha önemli. Hani direkt tak tak bir günde olduğu için tanımıyorsun, etmiyorsun. Flört ettiğin zaman hani anlaşırsan, kafan uyarsa, hoşuna giderse. O şekilde yani. Abi görücü usulü dedim mi? Öyle hani şeyler. Önceden köylerde möylerde yaşlılar birbirini tanıyor. Hani bende bir çocuk var, sende bir tane kız var. Boş durmasınlar, evlensinler. Onlar da ne yapacak abi? Köy halkı tamam diyor, olur diyor, bir şeyler diyor. Öyle evleniyorlar abi. Aslında öyle değil biliyor musun görücü usulü? Nasıl abi? Şimdi görücü usulü evlilik şöyle. İnsanlar mesela sana aracı oluyor. Diyor ki kanka diyor bak böyle biri var evlenmek ister misin diyor. Sana fotoğrafını gösteriyor. Ona da senin fotoğrafını gösteriyorlar. Okey derseniz görüşüyorsunuz. En az 3-4 kere konuştuktan sonra eğer belirli kriterlerine uyuyorsa işte evlilikten beklentilerin nedir diye soruyorsun. O da sana aynı şekilde soruyor. Cevaplarını veriyor. Bizi tanımaya çalışıyorsunuz. Sevmeniz gerekiyor karşı tarafı. Eğer okeyse kafa yapınız uyuyorsa aileler de tanışıyor. Aileler tanıştıktan sonra size
hala görüşüyorsunuz zaten. Nişanlılık süreci var, evliliğe dair belli süreçler var. Zaten insan birbirini tanımış oluyor ve birbirini görmüş oluyor. Belli bir süre görüşme yaptıktan sonra zaten nihai karar alınıyor. Aslında görücü usulü bu demek. Yani zaman... senin kafandaki görücü usulüyle farklı mı sence? Yani bir tık, çünkü eskilerden öyle kalma olabilir. Ama öyle değil. Dedim mi? Öyle değilmiş abi, ben de öğrenmiş oldum. İslam dininde flört haram. Neden? Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, iki kişinin baş başa kaldığı, yani bir kızın bir erkeğin baş başa kaldığı bir ortamda üçüncüsü şeytandır diyor. Yine başka bir hadisinde diyor ki, bir insanın kafasına çivi çakılması ve bir demirin batırılması yabancı bir kadına dokunmasından daha ağır değildir diyor. Yani yabancı bir kadına dokunmak daha ağır bir şey. Neden? Çünkü ateşini hazırlıyorsun aslında sen. Pamukkale Üniversitesi'nin tıp fakültesinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre flörtle yapılan evliliklerin daha kısa sürdüğü, boşanmaların çok daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Amerika'da yapılan bir araştırma var mesela. 1400 çift üzerinde uygulanıyor bu araştırma. Evlenmeden önce aynı evde yaşayan insanların evlendikten sonra çok daha fazla ayrılma oranının yüksek olduğu görülüyor. Çünkü flörtleşerek insan ne yapıyor? Karşıdakinin mahremine dikkat etmiyor. Belli şeyler yaşayabiliyor. Yakınlaşmalar çoğalıyor, dokunmalar çoğalıyor. İşte zinaya kadar gidebiliyor maazallah bu. Evlenmediğinde her iki taraf için de olumsuz bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşün. Mesela sen evleneceksin, tamam mı? Düğün gecesi ben geliyorum kanka düğüne. Şöyle bir ekran yansıtıyorum. Senin geçmişte işlediğin işte zinalar, kötü şeylerin hepsini bir anda ortaya çıkarıyorum. Hoşuna gider mi? Hoşuma gitmez tabii ki. O kişinin de aynı şeyleri yaşaması ve o ekranda görmen hoşuna gitmez değil mi? Gitmez tabii abi. İslam aslında bunu söylüyor. Görücü usulü evliliğin mantığı bu. Çok güzel bir hadis-i şerif var mesela bununla alakalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor ve diyor ki ben zina yapmak istiyorum, neden yasakladın diyor. O da diyor ki sen annenin bu işte olmasını ister misin? Hayır istemem diyor. Kardeşin olmasını ister misin? İstemem diyor. Veya teyzen olmasını ister misin? İstemem diyor. İşte senin de yapacağın şeyler diyor, her türlü zina, işte göz zinası, el zinası gibi. Karşıdaki kişinin de annesi veya teyzesini içerdiği için onlar da istemez. Şimdi kendimize neyi istemiyorsa karşı tarafa da istememiz gerekiyor. Ya sen ister misin böyle bir durumu senin başına? Ben istemem açıkçası. Şimdi istemediğimiz bir olayda da bunu ortaya koymak, bunu yapmak, yani normalleştirmek kişinin kendini kandırması oluyor. Dediğim gibi artık bizim devrimiz kötü bir, şu an kötü bir devirde yaşıyoruz. Benim fikrime ters bence bu. Mesela siz hani diyorsunuz ya mesela evlenmeden önce zina. Ya bu bence şu an modern bir ülkede yaşıyoruz bana göre. Benim fikrim. Yani şunlar gayet normal şeyler bence. Artık çağ, bizim yeni çağ, yani kür edemiyorum burada, kötü bir durumda bizim yeni çağ. Ya aslında kötü olmasının temel sebeplerinden bir tanesi ailenin sosyal yapısını bozan bu flört sevgili olma durumları. Çünkü neden? İnsanlar birbirlerinden bazı şeyleri saklamak zorunda kalıyor. İşte flörtüne çok daha farklı kendini tanıtıyor. Bu da ister istemez aile içinde sıkıntıları meydana getiriyor. Görücü usulüne baktığımızda da aslında insanların düşündüğü gibi bir günde oluşan, aileler beğendi biz hadi evlenelim, öyle bir şey değil aslında. Tam tersi. Görücü usulünde de görüşmek var, görücü usulünde tanımak var, birbirinden hoşlanmak var. Hatta İslam alimlerin çoğu diyor ki gördüğünüz kişi kişiden hoşlanmadıysanız, yani aşık olmadıysanız o kişiyle evlenmeyin. Çünkü bir ömür boyu siz beraber olacaksınız. Hem karakter olarak hem dış güzellik olarak onunla hoşlanın, ona göre evlenin. Bu şekilde insan aslında daha iyi tanıyabiliyor. Flörtün çok da bir mantıklı yanı yok. Görücü usulü daha mantıklı. Daha mantıklı mıyım? Aynen öyle abi ya. Ben de yeni öğrendim vallahi. Kral orası öyle. Şu an Avrupa bizden önde. Onlar da zaten modern. Boşanmada da önde. Boşanmada da önde. Boşansınlar. Geri evlenirler, ne olacak? Birini boşar diğerini alır. Hangisinin daha sağlıklı olduğunu söyleyen şeyler tabii işte görücü usulü belki daha uzun ömürlü sürüyor falan ama daha mı sağlıklı oluyor? Yani onlar da tabii çok ucu açık şeyler. O yüzden ya bana sorarsanız ben yine flört taraftarıyım, öyle düşünüyorum açıkçası. Yani hala öyle düşünüyorum. Son karar. Son kararım o, aynen. Flörtün şeyi çıktı yani, suyu çıktı. Açgözlülük diyeyim ya da böyle ilgi manyaklığı oluyor biraz. Böyle ilgi o da benimle ilgilensin. O da olsun, bu da olsun. Yani hem ilgi anlamında hem de açgözlülük, nefsi köreltmeme anlamında suyu çıktı ya. Peki gençler, çok teşekkür ederim.